Maçın kırılma anı net şekilde söylüyorum. Wellington'un yaptığı gereksiz foul. E, dakika 59 mu 60 mı? Evde oğlumla söylüyorum. Dedim ki çok sıkıntılı bir foul oldu bu dedi. Gol olursa büyük sıkıntı. 3-1 çünkü bir 5-6 dakika sonra da Balotelli girecek. Kazara bir 3-2 olursa. Çünkü oyuncu değişikliği yaptı. Sergen Hoca kreatif oyuncuları kenara aldı. Oyun 3-0. 6 ay maçı var. 2 gün sonra bunları yaptı. Evet. Ama böylesine bir gereksiz. Bırak geçsin adam mesela. Bırak geçsin arkadakiler düşünsün atar mı atmaz mı penaltı olur mu pozisyon boğulabilir mi bilemeyiz. Yüzde 20 ihtimal atma ihtimali değil. Yüzde seksen o pozisyonu ölme ihtimali daha fazlaydı bence. Ama gittin o gereksiz faulü yaptın. Çok kritik noktada serbest vuruş. Evet. Ve kreatif oyuncuları var. Ve çok Adana da güzel bir. Muazzam da bir çok güzel serbest bir vuruş kullandı. frikik kullandı. Bana göre kırılma noktası orası. Hani bir de takımı da diriltti. Adana Demir Spor'da bir anlamda. Ben kırılma noktası ekleyeyim Serdar. Golden öte, bak kırılma noktası asıl golden öte ne biliyor musun? Gördüğün sarı kart. Öbür stoper de sarı kartlı. Montero da çok erken görmüş. Bak iki sarı kart, stoper sarı kart gördüğü zaman bitti. Böyle e, pelte gibi oynarsın. Ben çok kısa Melike kırılma an 65. dakika diyorum. Bilmem katılır mısınız? Aynı anda 3 oyuncu değişikliği yapılması. Galatasaray maçlarında da bunu görüyorum. Evet 5 oyuncu değişikliği bir hamle şansı olarak fiziksel temponun yoğun olduğu maçlarda bir avantaj ama aynı anda 3 oyuncu değişikliğine ben karşıyım şahsen. Yani takımın oyun akordunu bozduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çünkü 3 birden sonra 3 değişiklik birden yaptı ki Pjanić kenara geldi. Bir mağlupken, üstüne... gerideyken o değişiklikler çok o, olumlu etki gösteriyor aslında. Christoph Duhamon'u mesela Türkiye'de ilk yapanlardan biriydi öyle hatırlıyorum ilk geldiğinde. 2 tane oyuncu birden değiştirdi. Abdullah Hoca son trabzon Galatasaray maçı mesela, 38. dakika iki tane aldı geriden gelen takım için itirazım yok ama önde olan takım 3 tane değişiklik birden 3 birden sonra yani 3-2 olunca sıkıntı olacağı belliydi ki Gezal çıktıktan sonra zaten Gezalp'ı yeniç doğal olarak Beşiktaş'ın çok topa yükmenin oyuncusu da sahada kalmadı. Ben orada biraz yani 65'te 3 oyuncu zaman da oynayabilirsiniz bu arada. 2-1-1 de yapabilirsiniz. Şimdi sen şimdi Galatasaray'ı çok yakından takip ediyorsun. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray bu durumun benzerini üst üste yaşadı. Evet. Ee, üstün gitti. 2-0'dan 2-2'ye yaşadı. Şimdi Beşiktaş'ta benzerini yaşadı. Hatta Galatasaraylar böyle bir benzetme yapıyor. Beşiktaş da Galatasaray'a döndü diye. Bu açıdan nasıl bakıyorsun? Sana göre kırılma anı oyuncu değişiklikleri dedin. Bunun haricinde saha içinde bireysel performanslarla ilgili gözüne çarpan ya da Sergen Yalçın'ın kararlarıyla ilgili gözüne çarpan ne vardı? Şimdi 70 dakika Beşiktaş'ı beğendim onu söyleyeyim yani. Evet. Çok net yine şampiyonluk özgüveni ve atılan goller örneğin 3. gol. Gezal'ın opası Rıdvan'ın ki 4 gün içinde 2. golünü atıyor bu tarz. Çok değerli. Sanki farkı için. çok açacak bir Beşiktaş vardı. Yani bu oyun daha da farklı bir galibiyetle sonuçlanacak gibi bir oyun e, vardı. Çok bol şansı sondaki gol tartışmaya açık faal ya da yani hakem faal verse de neden faal verdi diyemeyiz. E, artı uzatmanın da son anlarında e, yenmiş bir gol. Nihayetinde Adana Demirspor'unda kaybedecek bir şey yoktu. Artı Beşiktaş'ta dediğim gibi hem Gezal'ın hem de Piyan için aynı anda sağ dışına kalması ve benim Beşiktaş kadrosu ile ilgili genel tespitim şu Beşiktaş bu ligin uzak ara favorisidir ama Beşiktaş'ın kadrosu dengeli bir kadro değil. Yerli yabancı arasında biraz uçurum var. Nihayetinde oyuna giren isimler Kenan, Salih orada ister istemez seviye düşüyor. Larinlerden, Piyanişlerden yerlerine gelen oyuncular Türk olduğu zaman artı tabii eksikler de var. Vida'nın olmaması bir handikaptı yani Vida olsa Balotelli o kadar dominant bir oyun sergilebilir miydi oyuna girdikten sonra? tartışmaya açık ki maçın ilk yarısında da çok uzun topları kovaladı Hasan Sarı kart aldırdı hatta bir pozisyonda Montero'ya Yine evet. bir tane pozisyonda bence 1-0 iken ben maçın kırılma anı o demiştim aslında. Beşiktaş kazanırsa onu söylerdim. 1-0 iken bir pozisyonda Vargas pas çıkardı sonra Ersin çok çabuk çıktı. Ersin'in o çabukluğunu konuşup evet. orada çok kritik Kurtardım. bir, yani, bir yani, özetlere gelmedi o yüzden o Ersin'in e, çabukluğu sayesinde. Adana Demirspor aslında ilk yarıda bu sinyalleri vermişti ama ben Beşiktaş'ı kendi adıma beğendim. Hani Beşiktaş belli ligde böyle devam edecek e, ki bayağı da yani Galatasaray'da işte yapmaya çalıştı anaymıştı. Döndüremedi e, diğer oyuncularla. Evet. Beşiktaş o dominantlı o skorer kimliğini sergiledim. Arada böyle maçlar olacak. Üç günde bir maç maratonu, Avrupa maç maratonu artı eksiklerin de ben geçerli olduğunu düşünüyorum. Nacizane görüşüm. Sergen Hoca bence 3 oyuncu birden değiştirerek hata yaptı. Biraz daha zaman oynayabilirdi orada. Şimdi sana Ergin şu süre konusuyla geleceğim. Maç sonunda Ceyhun Kazancı'nın da benzer açıklamaları var. Gol oyun bittikten bir buçuk dakika sonra geldi diyor. Sen bu uzatma süresiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani 3-3'e e gelmiş 90 artı 7'deki golü 30 saniye bir dakika üzerinden okuyamayız. E, orada bir oyuncu değişikliği var. Evet bence de uzattı. Fazla evet. uzattı. E, ama orada bir oyuncu değişikliği var. Batu Şuhay Güven e, hocanın e, bence stratejik bir hatasıydı bu. Yani o 30 saniye eklenecek zaten evet. e, işin sonuna. O daha önceleri böyle 90'larda 20'lerde falan çok yapılırdı. Belki soğutmak istedi o an Olabilir oyunu ama ters Olabilir ama Batu oyunun boyunu, tepti. oyunun boyunu uzatan bir adam. 30 saniyede olsa 10 saniyede olsa 20 saniyede de olsa... Oyunda kalması gereken bir adam. Asıl süreyle ilgili değil sıkıntı. Onu birazdan konuşacağız. Ee, yani e, pozisyonda bence iki kere faal var. Onu birazdan bir, belki bir sonraki turda konuşacağız. E, ama kırılma... anı. Son pozisyon, gol pozisyonundan tabii, tabii, bahsediyorsun. Tabii ondan bahsediyorum. Baloteli'nin. E, hatta oradan gireyim istersen. İstersen evet. o görüntü de gelsin. Onun gelsin. üzerinden konuşalım gelsin. istersen. Adana Demirspor'un 3. üçüncü evet. golü tartışmalara neden olan. Her doğru noktaya değindim bu arada. Ben uzatmalarda... Öndeki takımdaki oyuncuların zaman kazanmak için yere yatmalarını da çok anlamsız buldum. Hep onlar ekstra Ekliliyor. süredir. Ekliliyor. Şimdi Ekran elbette Elbette ee, maçı 3-3'e gelmesini, elbette salt hakem üzerinden konuşmayacağım. Elbette hakem üzerinden açıklamayacağım. Ama konuya bununla girmek istedim. Sahayı birazdan konuşalım diye. Şimdi bence iki kere faal. Yani Balotelli'nin Montero'ya basışı, e, e, Asan Malong'un Rozier'i içeri Şimdi şöyle düşünelim. İşini yapacak Rozier orada. İşi ne? topu savunmacı olarak uzaklaştırmak, rakibinden önce topa dokunmak. Şimdi Serdar Sarıdağ burada yorum yapıyor değil mi? Konuşuyor. İşini yapıyor. Ben bu sırada Serdar Sarıdağ'ın sandalyesini geri doğru itiyorum. Arka ekrana doğru itiyorum. Yani ben şey Balotelli pozisyondan ziyade o arkadaki pozisyona tak. Buna takıldım. Geriye doğru itiyorum. Şimdi bu adam bu arada konuşmaya devam ediyor. İşini yapmaya çalışıyor. Ben ekrandan çıkartıyorum iterek. Yapamaz bu işini burada anlatamaz, yorumunu da yapamaz, işini yapamaz. Şimdi Rozier meselesi de yani o ikili pozisyon arkada bu. Eli görmedim çünkü ekrana yansımıyor. Yani o açıyı yakalayamamış şey. Orada bir elmel tartışma ona, ona bir şey diyemem görmedim çünkü o çok net görünmüyor. Bence Balotelli'nin yükselişi de arkada Rozier'e yapılan da e, faul. Ama maçı dediğim gibi yani sat şunu izleyen şunu görmesin. Ya kardeşim 3-3'e üç gelmiş maç bu mu falan değil. Ama bence burada Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy galiba vardı. Niye vermediklerini de kısaca anlatayım. Ankara'da bir genel kurul yapıldı yakın zamanda. Kurullar burada mı seçilsin sonra mı atansın diye orada bir açıklama geldi futbol federasyonu ve MHK'den. Dediler ki var hakemleri sözleşmeli ve puantaj sistemine geçildi. Yani kondisyonuna göre puan alıyorsun. Bu ne demek? Var hakemi, orta hakemi çağırdığı zaman karar değişirse orta hakemin puanı düşüyor yanlışı düzelttirken bile şimdi yanlışı düzeltiyor değil mi adam? Puanı düşüyor. Çağırdı. Hakem dedi ki yok kardeşim evet benim gördüğüm gibiymiş. Sen beni çağırdın ama ben değiştirmiyorum bu kararı dedi ve kararına devam et, dedi. Bu evet. sefer var hakeminin puanı düşüyor. Bu ne ne demek? Sözleşmeli ve profesyonel oldukları için 3-4 hafta maç alamıyorlar ve sezon sonunda bu puanlar toplandığı zaman klasman düşüp klasman çıkıyorlar. Bu her şeylerini etkiliyor. Bu maç üzerinde değil. Bakın yarın Galatasaray Fenerbahçe Trabzon ve Anadolu takımlarının da problemi bu. Yani bu puan taş sistemi yanlışı düzelttirirken orta hakemi aynı zamanda puanını da düşürüyorsun. Bu sefer çağıracak Kararı adam da etkiliyor Tereddüt bu ediyor çağıracak adam vardı diyor ki ya benim puanım düşerse. Şimdi orta hakemle ilgili ikili ilişkileri biliyorsun. O şimdi puanım düşerse maç alamazsam, klasman düşersem bu tarz şeyleri getiriyor. Ee, o yüzden bu VAR tartışması neden çağırdı çağırmadı bu sene çok göreceğiz ve duyacağız. Dikkat ederseniz geçen seneye göre bu sene VAR'a gidişler ne kadar azaldı? Mesela, e, i̇şin bu yönü. Maça dair tabii ki hem değişiklikler hatası hem Beşiktaş'ın 3-0'dan 3-3'e getirmesine dair de Beşiktaş'a dair eleştirilerim var. Onu da sorduğunuz zaman yani şu söylerim.